Çözüm süreci Allah'a hamdolsun. Batsın senin çözümün. Çözüm süreciyle ilgili önemli bir gelişme oldu. Habur sınır kapısından giriş yaptılar. Yeni mücadelenin zemini demokratik siyasettir. İmralı cezaevi Abdullah Öcalan. Çözüm süreci bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. 12 HDP milletvekili hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. AK Parti girdiği 18. seçimde ilk kez birinci olamadı. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun terörün tamamen. Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? Şu sıralar en çok sorulan ve cevabı yanıtsız kalan soru bu. Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı el ve akabinde yaşananlar bu soruyu yeniden gündeme getirdi. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Türkiye'de yeniden alevlenen Kürt sorununda çözüm tartışmaları dikkatleri önceki süreçte neler yapıldığına yeniden çevirdi. AKP'nin ilk çözüm serüveni 2009'da Oslo'da başladı. 2013'te resmi bir sürece dönüştü. 2 sene devam eden süreç Dolmabahçe'de dağıldı. Peki çözüm süreci neydi? 2013 ile 2015 yılları arasında tam olarak ne yaşandı? Çözüm sürecinin ilk adımları 2009'da başladı. Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, PKK yetkilileri Sabri Ok ve Mustafa Karasu ile Oslo'da görüştü. PKK'nın 3 temel talebi vardı. Anayasal değişiklik, seçim barajının %7'ye düşürülmesi ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması. 19 Ekim 2009'da Öcalan'ın çağrısıyla 34 PKK üyesi Habur sınır kapısından geri teslim oldu. Alkışlarla karşılananlar Mekke-i Mükerreme'de dönen hacı kafilesi değildir. Bu alçaklık tablosu Başbakan Erdoğan'ın eseri ve sözde açılımın tipik sonucudur. 11 Aralık 2009'da Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle DTP'nin kapatılmasına karar verdi. Genel Başkan Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Demokratik Toplum Partisi'nin eylemleri yanında terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde 101 ve 103. maddeleri gereğince kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 2011'e gelindiğinde Oslo süreci durdu. Barış sürecinin bittiği ilan edildi. Kıyamet gece yarısından hemen sonra koptu Çukurca'da. 21 asker şehit düştü. Şırnak Uludere'de 34 yurttaşımızın öldürülmesinin üzerinden tam 13 ay geçti. 28 Aralık 2012'de Erdoğan TRT canlı yayınında İmralı ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Çünkü netice almamız lazım. Eğer biz bunun ışığını görebiliyorsak bu adımı atmaya devam ederiz. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin İmralı'ya ziyaretleri başladı. 3 Ocak 2013'te adaya giden ilk heyette Ayla Akat Ata, Altan Tan ve Ahmet Türk vardı. Aynı hafta Fransa'da düzenlenen saldırıda PKK'nın önemli isimleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez öldürüldü. Ardından BDP heyeti Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan 23 Şubat 2013'te İmralı'ya gitti. Bu süreçte İmralı ile Kandil arasında 20'den fazla görüşme yapıldı. O dönem Milliyet Gazetesi, BDP heyetinin Öcalan'la yaptığı görüşmelerin tutanaklarını yayımladı. Sürecin şeffaflığı tartışılmaya başlandı. Çözüm sürecinin en kritik anı 21 Mart 2013'te yaşandı. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında Abdullah Öcalan'ın silahları susturma çağrısı yaptığı mektubu okudu. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir. İmralı cezaevi 21 Mart 2013 Abdullah Öcalan. Kısa bir süre sonra Akil İnsanlar Heyeti belirlendi. Heyetin amacı başta Kürt toplumundan olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gelen önerileri raporlamaktı. Güneydoğu Heyeti 26 Haziran'da raporunu açıkladı ancak öneriler dikkate alınmadı.
25 Nisan 2013'te Murat Karayılan, PKK'nın 8 Mayıs'ta geri çekilmeye başlayacağını açıkladı. 2 yılda 40 binden fazla militan Türkiye dışına çıktı. PKK çekilirken TSK operasyonlarında 500'e yakın kayıp verdi. Çekilme konusunda dönem dönem gerilim yaşandı. 28 Mayıs 2013'te başlayan Gezi direnişi çözüm sürecini derinden etkiledi. Gezi'nin sembol isimlerinden HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İmralı heyetinden ihraç edildi. Belge getirin, yıkım belgesi getirin. Yok böyle bir şey. BDP ve HDP eylemlere katıldı ama liderlik düzeyinde Gezi'ye etki etmemeye çalıştı. 16 Kasım 2013'te Erdoğan, Mesut Barzani ve Şivan Perver'i ağırladı. Hatta İbrahim Tatlıses de katıldı. Hep birlikte okunan Kürtçe ağıtlar mitinge damga vurdu. IŞİD'in Kobani'yi kuşatması üzerine 6-8 Ekim 2014'te protestolar başladı. Erdoğan şu anda Aynel Arap'da, diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü, düşüyor dedi. Şu anda Aynel Arap'da, diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü, düşüyor. HDP Genel Merkezi protesto çağrısı yaptı. Türkiye genelinde kitlesel sokak eylemleri düzenlendi. 9 Ekim'de olaylar sona erdi. 37 kişi yaşamını yitirdi. 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişi yaralandı. Kobani olayları kırılma yarattı ama süreç sona ermedi. Çözüm sürecinin zirvesi Dolmabahçe mutabakatıydı. 28 Şubat 2015'te HDP'liler, hükümet yetkilileri Dolmabahçe'de bir araya geldi. 10 maddelik bir metin kamuoyu ile paylaşıldı. 1. Demokratik siyaset tanımı ve içeriği. 2. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması. Çözüm süreci o gün itibariyle yeni bir aşamaya girmişti. Türkiye artık hem yeni bir seçim dönemine giriyordu hem de başkanlık sistemi tartışmaları başlamıştı. Selahattin Demirtaş 17 Mart 2015'te kısa ama sert bir konuşma yaptı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığın müddetçe sen başkan olamayacaksın. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. 4 gün sonra 21 Mart'ta Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın süreçteki son mektubu okundu. 22 Mart'ta da Erdoğan Dolmabahçe sürecini doğru bulmadığını açıkladı. Süreç artık tamamen zayıflamıştı. Değerli arkadaşlar, ben Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. 5 Haziran'da Diyarbakır'daki HDP mitinginde IŞİD bomba patlattı. Haziran 2015'te HDP %13 oy aldı. 80 milletvekili çıkardı. AKP ilk kez tek başına iktidara gelemedi. Yeniden seçim kararı alındı. 20 Temmuz 2015'te IŞİD'in Suruç saldırısında HDP'ye yakın 34 genç öldürüldü. 2 gün sonra Ceylanpınar'da 2 polis uykularında vuruldu. Acı haber bir kez daha Şanlıurfa'dan geldi. 2 polis şehit edildi. Türkiye Kandil'e hava operasyonları düzenlemeye başladı ve süreç fiilen sona erdi. 1 Kasım'da AKP yeniden tek başına iktidara geldi. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Tam bir sene sonra HDP'li çok sayıda siyasetçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günümüze dönelim. Bahçeli'nin grup toplantısında tecridi kaldırılırsa gelsin mecliste konuşsun, örgütün lağvedildiğini ilan etsin demesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tartışmalar devam ederken Ankara'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İbra artık İmralı'daydı. Ve bir sabah öğrendik ki Ömer Öcalan amcası Abdullah Öcalan'ı ziyarete gitmiş ve 2 saatlik bir görüşme yapmıştı. Öcalan'ın gönderdiği mesaj da şöyleydi. Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Kimilerinin açılım, kimilerinin yeni süreç, kimilerin ise henüz adını koymadığı Bahçeli, Öcalan ve Kandil üçgeninde bir şeyler yaşanıyor. Kim, ne kadar sahici izleyip göreceğiz.